Ya bir şey söyledim. Tabii çok doğru söylüyorsun da. Mesela dün yine bütün gazetelerde bir feryadı figan vardı. İşte Marmara'da fay gerildi, tehlikeli şeyler oluyor falan. Biliyoruz ki son Marmara Adapazarı depreminden sonra, Gölcük depreminden sonra Marmara'da beklenen bir deprem var. Nokta. Aynen. Ve herkes işte efendim belediyeler, iktidar falan, tamam güzel. Hükümet dedi ki arkadaş deprem bölgelerinde ıslah çalışmalarına gideceğiz. Gerekirse buralar boş olacak ve kentsel dönüşüm. Abi millet yıkılmak üzere olan evini vermemek için direniyor. Doğru. Ya arkadaş yıkılacak, evet. Yıkılacak. Evet. Yani kafana inecek, hayatın söz konusu. Ve bangır bangır gelen bir felaketten evet, bahsediyor evet, insanlar. Evet. Ondan sonra da hadi buyur, değil mi? Kimse bir şey olunca yapmadı da, ama yapmak istiyorlar, karşı çıkıyorsunuz. Adam gibi bir yerde yaşa diye diyorlar ki bırak burayı, gel sana doğru düzgün bir yer yapalım, orada yaşa, buna da karşı çıkıyorsunuz. Bir felaket var, göz ardı ediyorsunuz. Doğa bir taraftan bitiyor, su kaynakları tükeniyor. Evet. Yani çok çevre kirliliği had safhaya gelmiş vaziyette. Aynen. Çağımızda hortlayan ve hızla yayılan hastalıklar var. Aynen. Şimdi hani sen, Tuğçe, başka sanatçılar bir taraftan da diyorsunuz ki bak sanatçılar da kendilerini yırtıyorlar arkadaşlar. Konserler yapıyorlar, tiyatro oyunları falan. Fakat sokaktaki vatandaş elinden geldiğince duyarsız davranmaya devam ediyor. Yani bir umursamaz toplum durumuna geldik. Bizi Kanuni ile Hürrem'in aşkı, işte Ali Kaptan'ın durumu, Polat'ın bu hafta ne? Hayal abi, çok hayal. Daha fazla aynen, ilgilendiriyor. Aynen, aynen. Ve bunları çok uzatıyorlar. Yani gerçekten izlerken yani sıkılmıyorlar mı abi? Geçen bir tanesine bir bakar gibi oldum. Hakikaten çok sıkıcı ya. Yani ne diyeceğini anlıyorsun. Yani o bitmek bilmeyen bir senfoni. Ve artık bu çok konuşuldu. Yani zaten bu her şey .tv.tr'yi ben bu yüzden yapıyorum. Yani eleştiren çok fazla insan var. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hiçbir şey yapmıyorsun. Aynı sistemin içinde sen de yürüyüp devam ediyorsun. Ben onların... Tabii zor. Her gün yayın yapmak çok güç bir şey. Biliyorsun. Altyapısı, üst yapısı, sistem kurmak falan. İnsanların hiç anlamadığı internet üstünden hareket falan. Ya da pek çok insanın çok net anladığı ama bu tip insanların anlamadığı. Yapmak gerekiyor. Öbür türlü de konuşmakla da olmuyor. Herkes konuşuyor. Bıdı 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 en çok sevdiğimiz şey o. Oynamak istediğin bir rol var mı? Söyle Tuğçe, sana ben kötü karakter oynamak bana istiyorum. Kötü karakter, evet, oynamak istiyorsun. Gerçekten. Niye? Hep çünkü saf, iyi kız, iyi kalpli kız, ne bileyim böyle bir hani safiyane haller. Ama ben böyle daha böyle şey kötü, ne bileyim kötülük yapsın ya da şöyle olsun. Tam bizim Türk toplumumuza göre söyleyeceğim. Acılar içinde ağlayan, tecavüze uğrayan. Aman aman, bu günümüzdeki başrolü istiyor. Bu anlaşıldı bunun. Hani böyle oraya mesai herkes bana acısın, herkes beni şey yapsın, ah vah yavrum vallahi falan dese öyle bir rol. Oynar, acınacak hale düşersin sonra bir de öyle onu. Sende var mı öyle bir şey Toprak? Ya ben şuna inanıyorum. İnsanlar bizi sadece kameranın önünde gördüğü için biliyorsun. Oysa ki bu iş bir ekip işi. Yani senin herhangi bir rolü oynamanın hiçbir anlamı yok. Mesela senaryo menaryo anlatıyorlar. Tıraş. Bana göre tıraş. Senaryo anlatmayın abi. Arkasında kimler duruyor? Hakikaten arkasında durabiliyorlar mı? Ve olay nasıl ilerliyor? Ben oyuncuyum, çıkar oynarım zaten diyorsun. Ya, hayır, tabii onun için elimden geleni zaten yapmaya çalışırım. O zaten olmazsa olmaz kural. Aynen öyle, elimizden geleni yapacağız. Ciddi çalışacağız, ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama hani ben şu rolü oynamak isterim falan, öyle bir şey yok. Çünkü seninle birlikte bütün ekip çok iyi olmadığı sürece hiçbir şey çıkmıyor ortaya, biliyorsun. Sadece sen ortalarda... İyi bir projede diyelim o zaman. Soruyu öyle yapalım. Ya bazen proje iyi, ekip kötü olunca projenin de bir değeri kalmıyor. Proje tek başına bir anlam ifade etmiyor. Katılıyorum. Arkasında kimlerin durduğu çok önemli. Kesinlikle. Yani yapımcı, yönetmen, senarist ve teknik ekip. Gibi, bütün kadro. Ben kendimi futbol takımındaki bir oyuncu gibi görüyorum ve hissediyorum. Kenar yönetim çok önemli. Malzemecisinden seyircisi çok önemli. Federasyon çok önemli. Sistemin bütünü çok önemli. Sen sahada çıkıp oynuyorsun ama sadece sen doğru, değilsin ki orada oynayan. Bütün çok iyi olmadan hiçbir başarı ihtimalin yok bence. Ya o şuna benziyor. Mesela bir takımın yıldız oyuncusu olabilirsin. E tamam. Ama o kadar. Takım iyi değil. Takım çok iyi yerlerde değil. Sadece kendini tatmin ediyorsun. O sen yabancı dizi mi izliyorsun? Türk dizileriyle alakan yok. Ya Türk dizilerini izlemeye hakikaten zamanım yok. Yani çok teşekkür ederim. Zaten televizyon izlemiyorum ki. Yani televizyondakileri de internetten izliyorum zaten. Hı-hı. Yani her birinden birer örnek görmek yeterli zaten. Öbür türlü sen üretemezsin. İnsanlar sürekli bir şey izliyor. Takip ediyor. Ben takip eden olmak istemiyorum. Ben bir şeyler yapmak takip istiyorum. Takip edilen olmak istiyorum. Benim amacım tabii yani bir şeyler üretmek istiyorum. Çünkü herkes bir şeyler hakkında bıdı 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 bıdı. Herkesin bir fikri var ve herkes konuşuyor. Ben size üretmek istiyorum. Her şey.tv.tr'de bunu yapıyor zaten. Hı-hı.
Peki yeni oyun var mı? Bir yerde izleyebilirler mi? Beni kimse oyuna getiremez. Bak, bunu çok net bir şekilde söyleyeyim, bak şey yapmam yani. Net tavrım budur diyorsun. Evet. Herşey.tv.tr günlük yayın olduğu için dediğim gibi çok fazla. Zaten o kendi içinde bir performans zaten. Sürekli bir şey çekiyoruz. Bir de tabii işin kurgu, yönetmenlik, ıdı bıdı falan gibi kısımlarının da içinde olduğum için zaten hiçbir şeye zaman kalmıyor ki o anlamda. Tiyatro oyunu insanın karısı gibidir. Kendinden başka hiçbir şeye izin vermez. Sen de biliyorsun. Yani onu yaptığın zaman başka bir şey yapamazsın. Başka bir şeye zamanın yok. Dolayısıyla olmayacak da evet. Aynen. Emin Yavuz kardeşim mesaj atmış. Demiş ki abicim neden bana cevap vermiyorsun? Sana ne yaptım ki? Engin'im sen bana hiçbir şey yapmadın. Ben sadece tweet okuyamaya zamanım olmadı. Yoğunluktan cevaplayamıyorum. Mümkün olduğu kadar da sabah çok erken kalkıyorum. Kanala erken geliyorum. Bu arada günlük tweetleri cevaplamaya çalışıyorum. Çünkü bana değer verip yazdıkları için. Engin'i çok seviyorum. Söz vermiştim. Evet. Gittim, ziyaretinde bulundum. Buradan da cevaplamaya çalışıyorum ama şimdi program bitecek ve kanalın diğer işleriyle uğraşmaya başlayacağım için kimseyi doğru düzgün cevaplayamıyorum. Ama bu mesela kaç tweet anlamında geliyor değil. Bir günde? Ya hiç belli olmuyor. Mesela dün 100'ü aşkın tweet hiç geldi. Düşün yani. Dün mesela 100'ü aşkın tweet birer geldi. Birer dakikadan cevap vermiş olsan 100 dakika. O da 100 konsantre dakika. Olacaksın cevabı bakacaksın. Ve ona da tekrar cevap gelecek. Falan. Böyle uzayıp evet, gidecek. Evet böyle uzayıp gidecek. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Günü paylaştık. Evet her güzel, her mutlu şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonuna geldik. Bu arada bir kutlamada bulunalım. Tabii. O arkadaşımızı hakikaten tebrik etmenin altını bir kere daha çizelim. Değil mi? Bu kadar konuşanların arasında yapan biri olarak. Ali İbrahim Çevik kardeşimizi tekrar. Şansın bol olsun güzel kardeşim. Hiç kimse senin arkanda değil. Tek başına yapacaksın ama yaparsan da çok güzel olacağından eminim.